Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ehliyet Hocam uygulamasını alıp günlük soruları çözmeyi unutmayın. Ehliyet.hocam adresinden Instagram'dan bizlere ulaşmayı unutmayın deyip şöyle hızlıca buraya bir geçeyim arkadaşlar. Evet, birinci sorumuz şöyle geliyor. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır demiş birinci sorumuz. Geçen gün biriniz aynı soruyu sormuştu arkadaşlar. Şu kutsal kalemi şöyle bir açayım. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Arkadaşlar bakın, burada herhangi bir levha, herhangi bir ışıklı işaret cihazı olmadığı için burası kontrolsüz kavşak olarak geçer. O yüzden burada artık araçların öncelik sıralamasına geçiyoruz. Dönüş yapan araçlar en son geçer. O halde bir numara en son geçecek. Zaten diğerlerinin hepsini çiziyoruz. Bir numara sadece en son D şıkkında var, işaretliyoruz deyip geçebilirdim. Devam edelim. Geriye kaldı 2 ve 3 numara. Arkadaşlar ikisinin ortasına geçin. Geçtik bu iki aracın ortasına. Şuradayım şu anda. Sağda kalan hangisi? 3 numara. Önce o geçecek. Daha sonra 2 numara geçecek. En son 1 numara geçecek arkadaşlar. Aşağıdaki tabloya göre hangi seçenek kesinlikle söylenir demiş. Burada bize kandaki o alkol miktarı ile kaza riskini vermiş arkadaşlar. Bakın işte 0,50 promilken 2 kaza oluyormuş. 1 promil olduğu zaman 10 kaza oluyormuş. 2 promil olduğu zaman 25 kaza oluyormuş. Bize bunu vermiş yukarıda. Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği, kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı, alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği, alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu demiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Kaza riski kandaki alkol miktarına bağlı olarak ne olmuş? Artmış arkadaşlar. Konvoy halinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır? Duruş mesafesi kadar, intikal mesafesi kadar, takip mesafesi kadar, fren mesafesi kadar demiş. Doğru cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar iki araç arasındaki mesafe takip mesafesi kadar olmalıdır. Bunu da 88-89 diye sayarak aracın en son bulunduğu konuma eğer ulaşıyorsanız takip mesafesine uygunsunuzdur. Başka nasıl olabilir? Aracınızın hızı 90 ile gidiyorsa bölersiniz 92'ye, 45 çıkar mesela diyorum. 45 çıkar, 45 metre mesafeden takip etmeniz gerekir. Yani kaçla gidiyorsanız siz olarak 12'ye böldüğünüz zaman o kadar metre mesafeden takip etmeniz gerekiyor. Trafik görevlisinin hangi hareketi yavaşlama hareketidir demiş. Bir su içeyim arkadaşlar. Trafiği yavaşlatma işaretini sormuş. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de bu olacak. Diğerlerine baktığımız zaman bu öndeki ve arkadaki trafiği durdurur. Kolların olmuş, uzanmış olduğu taraftaki trafiği ne yapar? Geç demektir. Bu hızlı geç demek arkadaşlar. Bunları şimdi şu şekilde ben bir de ayrıyetten vereyim. Burada hepsini ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Ne olduğunu anlayabilirsiniz. Tek tek altlarında zaten yazıyor. Hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz demiş. Klimanın açık olması, ani duruş ve kalkış olması, hava filtresinin değiştirilmesi, camlar açık şekilde seyahat edilmesi denmiş. Doğru cevap C şıkkı, hava filtresinin değiştirilmesi yakıt tüketiminin artmasına sebep olmaz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir demiş. Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek, elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek, mekanik ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek diye şıklarda verilmiş. Doğru cevap D şıkkı olacak arkadaşlar. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek olacak. Ne yapar peki? Aküyü böylece şarj eder arkadaşlar. Evet, doğru cevap D şıkkı arkadaşlar. Mekanik enerji elektrik enerjisine çevirir ve ne yapar arkadaşlar? Kayış vasıtasıyla kendisini döndürüyor. Oradan da elektrik üretiyor. Bizim aracımızdaki aküyü şarj eder arkadaşlar. Eğer şarj olmuyorsa aracımızda şarj göstergesi akü şeklinde yanacaktır. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır demiş. A 1 numaralı araç, B 2 numaralı araç, C hızı az olan araç, D fazla hızlı olan araç demiş. Arkadaşlar bu soru için daha önce de söylemiştim hatırlıyorsanız. Demiştim ki
Kavşağa yakın olan bu aracın geçmesi gerektiği. Zaten bakın dönüş olaraktan onun dönmesi kolay. Daha sonra da bir numaralı aracın geçmesi gerektiğini söyledim. O yüzden cevap B şıkkı olacak. Kalp vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait organdır demiştik. Buna bilinmeyeni dövüyorlar. Damdan aşağı itiyorlar. Hatta ölmezse damdan başına bir de tuğla atıyorlar arkadaşlar. Pamuğu tıkamak için böyle şeyler şart tabi. Solunum sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi ve dolaşım sistemi şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkı. Gidip de inşallah sindirim sistemini işaretlememişsinizdir. Arkadaşlar yani kalp affedersiniz şeyin içinde çalışmıyor. Sindirim sistemi olamaz. Şöyle birer organ söyleyelim. Solunum sisteminin organlarına baktığımız zaman akciğerleri görüyoruz, değil mi? Sindirim sisteminde mide ve bağırsakları görüyoruz. Sinir sisteminde başta beyni görüyoruz. Ondan sonra omurilik ileriye doğru yardırabiliriz. D şıkkı dolaşım sisteminde kalp, kan ve damarları görüyoruz arkadaşlar. Hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır demiş. Kürek kemiği, ön kol kemiği, kaburga kemiği, köprücük kemiği demiş. Atelin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için atel arkadaşlar hani bu televizyonlarda görmüşsünüzdür. Bir ayağı kırıldığı zaman ayağı ortaya alırlar, tamam mı? Şöyle ayak olduğunu düşünün bunu. Ayağı ortaya alırlar. İki taraftan da değnek veyahut da sert bir cisimle sıkıştırarak ayağı sabitlerler. Buna atel uygulaması diyoruz. Burada doğru cevap B şıkkı olacak. Ön kol kemiği kırıldığı zaman atel uygulaması yapılır arkadaşlar. Sağa dönmek isteyen şekildeki bir numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır demiş. Hızını azaltmadı, dönüş işaretinin verilmesi, dar bir kavisli dönülmesi, sağ şeride girilmesi verilmiş. Şıkları okumayacağım. Oradan artık sıralamayı çıkartın arkadaşlar. Tek tek 1, 2, 3 demek biraz yoruyor. Yaşlandım herhalde biraz. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Nasılmış yani? Önce 2. Yani dönüş işaretini veriyoruz arkadaşlar. Daha sonra sağ şeride geçeceğiz. Dönüş işaretini verdik. Sağ şeride geçtik. Daha sonra bir numara yani hızımızı azaltacağız. Çünkü buraya gelmişizdir artık. Dönerken herhalde yüzde dönemeyiz değil mi? O zaman bana gerek kalmaz. Direkt pamuğu imam yakalar sizi tıkar. Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 numara dar bir kavisle direkt şuraya ne yapıyoruz? Giriyoruz. Yani geniş bir kavisle dönmüyoruz. Şekildeki resme göre hangi aracın ilk geçiş hakkı vardır demiş. At arabası, motosiklet, otomobil, kamyonet verilmiş. Arkadaşlar bu bir kontrolsüz kavşak görüldüğü üzere. Peki burada hangisi geçecek? Hemen en baştan başlayalım. Bir, lastik tekerlekli traktör var mı? Dur, en baştan alayım. Biraz daha aşağıya gidelim. Motorsuz taşıtlar en son geçer arkadaşlar. Bakıyoruz, motorsuz taşıt var mı burada? Evet, at arabası en son geçecek o zaman. O halde at arabası için 4 yazalım buraya. En sondan başlıyorum arkadaşlar anlatmaya. Hem anlayın. Ondan sonra arkadaşlar geriye kaldı 3 tane araç. Dönüş yapanlar en son geçer. O halde bu da gitti. Bu da 3 numara geçecek. Geriye kaldı 2 tane. Geçelim ortasına. Sağınızda hangisi kalıyor arkadaşlar? Otomobil kalıyor. O halde önce otomobil geçecek. Daha sonra kamyon geçecek. 2 numara kamyonet geçecek. Daha sonra otosiklet en sonda ne geçecek arkadaşlar? Arkadaşlar doğru cevabımız ne olacaktı? Nereye gitti bu ya? Otomobil olacaktı arkadaşlar. Kusura bakmayın bir an öksürük gelince kapattım çıktım tekrar girmek zorunda kaldım. Otomobil ilk önce geçecek arkadaşlar. Ortaya durduğumuz zaman zaten sağda kalan ne yapıyordu? İlk önce geçmesi gerekiyordu. Bakın ortaya durduğum zaman otomobil sağda kalıyor. O halde önce otomobil, sonra kamyonet, sonra dönüş yapan araçlar, en sonunda motorsuz taşıtlar geçiyor. Yukarıda verilenler trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir demiş. A. Araç kusurları, B. Yaya kusurları, C. Yolcu kusurları, sürücü kusurlar demiş. Yukarıdaki öncülü okuyorum şimdi. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak, önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek. Doğru cevabımız D şıkkı sürücü kusurudur arkadaşlar. Aksine bir durum yoksa şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? Durup beklemeli, durmadan geçmeli,
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli. Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli demiş. Doğru cevap A şıkkı, durup beklemelidir arkadaşlar. Çünkü kırmızı ışık ne demek zaten? Dur demek. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır? Sadece sürücünün bildiği bir yerde, özel olarak yapılmış kilitli bir yerde, sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde, motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde de olacak arkadaşlar. Hemen böyle genelde koltuğun altına koyabilirsiniz, tamam mı? Eğer böyle servis aracı ise hemen sürücünün arkasında bir asmalı bölme yaptırılıp oraya konulabilir. Yani hemen elinizi attığınız zaman ulaşabilmelisiniz. Evet, şimdi geldik en çok karıştırılan ve halihazırda akla mantığa sığdırılamayan o soruya. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir demiş. Otomobil, kamyon, motosiklet ve otobüs şıklarda verilmiş. Burada arkadaşlar hemen A şıkkını otomobili işaretliyor. C şıkkı motosiklet olacak arkadaşlar. Bu işaret şu anlama gelir. Motosiklet hariç diğer tüm motorlu taşıtların bu alana girmesi yasaktır demektir bu işaretin anlamı. Ben hatta bu işaretin anlamını böyle sorularda geldiği zaman bilemeyen arkadaşlar oluyor. Söylüyorum, inanmıyorlar. Olur mu hocam ya diyorlar. Ya bu olamaz. Adam çünkü algılayamıyor. Diyor ki ulan nasıl bir şey olabilir? Biraz tersten geliyor soru ona. Şaşırmayın arkadaşlar. Bu işaret gördüyseniz motosiklet hariç diğer tüm taşıtlar o alana giremez demek oluyor. Hangisi trafikteki araçlarda bulunması zorunludur demiş. Kasko poliçesi, yağ değişim kartı, araç tescil belgesi, periyodik bakım kartı. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Araç tescil belgesi olacak arkadaşlar. Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı karayollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bağlantı yolu, tali yol, ana yol, tali yol, bölünmüş karayolu, bağlantı yolu, iki yönlü karayolu, tek yönlü karayolu. Bakın arkadaşlar, ilk söylenilen mesela bağlantı yolu 1 numaralı araç için geçerli. İkinci söylediğim 2 numaralı araç için geçerli. Burada da numaralarını vermiş. Doğru cevap veriyorum. B şıkkı ana yol tali yol. Arkadaşlar tabi ben haşa evliya Allah'tan bir zat değilim. Bunları nereden biliyorum? Bakın buradaki tabelalardan biliyorum, tamam mı? Bu tabela burada ileride ana yolda seyreden araçlar için bir tali yol kavşağı olduğunu bildirir. Bu tabela ise tali yoldan ana yola çıkacak olan vatandaşlar için dikkat, tali yoldan çıkıyorsun. Biraz daha ilerlersen pamuğu görürsün şeklinde imamla tanışırsın şeklinde bir anlam taşıyor. Durmanız, yol vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Motordaki yağ seviyesi, ateşleme sistemindeki ilgili buji, sigorta panelindeki ilgili sigorta, yakıt deposundaki yakıt seviyesi demiş. Doğru cevap C şıkkı sigorta panelindeki ilgili sigortaya arkadaşlar bakılır. Biliyorsunuz sigorta bizim aracımızın elektrikli düzeninde herhangi bir kaçak ya da şase olması halinde aracımızın yanmaması için eriyor ve aracımızın güvenliğini sağlıyor arkadaşlar. Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisinin yapmalıdır demiş. Hızını arttırmalıdır, bulunduğu şeridi izlemelidir, önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır, dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir. Evet arkadaşlar, doğru cevabımız B şıkkı olacak. Bulunduğu şeridi izlemelidir. Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir? Sağa dönüş, sola dönüş, aynı yönde ilerleme demiş. Arkadaşlar bunu da okumama gerek yok. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bir yapabilir. Yani sağa dönüş yapabilir. Nerede? Heh. Evet, geldiği zaman sağa dönebilir. Şöyle. Geldiği zaman sağa dönebilir. Bakın ok yönü izin veriyor. Sola dönüş yapabilir. Doğru mudur? Aynı yönde seyir edebilir. Eğer buradan gelmiş olsaydı bu araç, burada olmuş olsaydı yalnızca sağa ya da sola dönebilirdi arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım.
Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar? Amortisör, direksiyon, diferansiyel, kilometre sayacı demiş. Doğru cevap da C şıkkı olacak. Diferansiyel olacak arkadaşlar. Şöyle düşünürsek arkadaşlar, şunu iki tekerlek olarak düşünün. Diferansiyel şurada ortada bulunuyor arkadaşlar. Hangi yöne doğru dönecekseniz içteki tekerleğin yavaş, dıştaki tekerleğin ise hızlı dönmesini sağlayarak aracımızın kolay bir istikamet takibi yapmasını sağlıyor. Evet, 22. sorumuza geçelim arkadaşlar. Şekildeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir demiş. Yükseklik, uzunluk, genişlik ve ağırlık şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak, yükseklik olacak. Gördüğünüz gibi zaten üstteki oklar olduğu zaman arkadaşlar yüksekliktir. Kenarlarda ise genişliktir arkadaşlar olursa. Burada 3,5 metreden yüksek bir aracın geçemeyeceğini söylüyor. Sakın girmeyin, sonra dorsayı geride bırakır tam gaz devam edersiniz. Holger Nielsen sırttan bastırma, dirsekten kaldırma metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazası diye de aşağıdakilerden hangisini sağlar demiş. Bilinç kaybının düzelmesini, kalbin çalışmasını, nefes vermesini, nefes almasını demiş. Doğru cevabımız C şıkkı, nefes vermesini ne yapacaktır arkadaşlar? Sağlayacaktır. Dirsekten kaldırma ne işe yarıyor? Nefes almasını sağlıyor arkadaşlar. Sırttan bastırma nefes vermesini sağlıyor. Genelde ağız ve burunlu kanamalı yaralamalarda, yüz bölgesinde kanamalı yaralamalarda böyle bir yöntem uyguluyoruz. Yine Google amcaya yazarak bunları görebilirsiniz. Aşağıdaki araç trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir demiş. Doğru cevabı söylüyorum hemen. Evet arkadaşlar, bu bize öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir. Nerede şu kutsal kalem benim? Bu bize motosiklet hariç diğer tüm motorlu taşıtların bu alana giremeyeceğini bildirir. Bunu görüyorsak arkadaşlar bu bölgede öndeki taşıtı geçme yasağının başladığını bildirir. Bunu görüyorsak azamlı, yani en yüksek yapılabilecek hızın 50 km olduğunu ve bunun da artık bittiğini söylüyor bize. Eğer bu kırmızı biçimde olsaydı, ortadan çizgi olmamış olsaydı başladığını bildirirdi. Bu şekilde siyah bir çizgi varsa arkadaşlar bittiğini bizlere bildiriyor. Hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Benzin, motorin, antifriz, gaz yağı ışıklarda verilmiş. Doğru cevap A şıkkı, benzin olacak arkadaşlar. Başka burada LPG de verilebilirdi. O da buji ile ateşlemeli motorun yakıtıdır. Burada zaten 3 tane yakıt tipimiz var değil mi? Benzin, motorin ve LPG. Hangisi koma halinin nedenlerinden değildir demiş. Kafa yaralanmaları, beyin intihabı yani menenjit, kaburga çatlakları, zehirlenmeler. Doğru cevabımız C şıkkı, kaburga çatlakları olacak arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi sağ dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu bildirir demiş. Arkadaşlar doğru cevabımız şöyle. Diğer işaret şu, sola dönüş lambasının yandığını, bu sis lambaların yandığını, bu ise kısa hüzmeli farların yandığını bizlere bildiriyor. Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur? Debriyajın kaçırması, Azrail'in sizinle buluşmak istemesi, fren balatalarının yeni olması, fren hidrolik sisteminde sızıntı olması, fren lambalarının yanmaması. Doğru cevap C şıkkı, hidrolik sisteminde sızıntı olması tutmamasına sebep olacaktır arkadaşlar. Sık sık pompalayacaksınız. Eğer yağ bir de dışarı yaktıyorsa geçmiş olsun diyebiliriz. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir? Geçiş hakkı, geçiş yolu, geçiş kolaylığı ve geçiş üstünlüğü şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı, geçiş hakkı olacak arkadaşlar. Burada geçiş üstünlüğüyle karıştırıyorsunuz. Geçiş üstünlüğü demiş olduğu şey polis, jenderme, ambulans gibi araçların üstünlüğü olacak arkadaşlar. Oy oy. Nefesim yetmiyor artık.
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Motor yağ basıncını, fren hidrolik seviyesini, depodaki yakıt miktarını, motor soğutma suyu sıcaklığını demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı, depodaki yakıt miktarını ne yapar arkadaşlar? Bildirir bizlere. Devam edelim arkadaşlar. Zaten bunu nereden anlıyoruz? Depodaki yakıt miktarını bildirdiğini. Bakın burada bizlere bir yakıt pompası işareti göstermiş, zaten buradan anlıyoruz. Eğer burada bir termometre varsa o zaman arkadaşlar neyi gösteriyordur? Sıcaklığı gösteriyordur. Eğer burada RPM gibi bir yazı varsa motor devir göstergesidir. KM yazısı varsa arkadaşlar kilometre demektir kendileri. Bu da aracınızın saatte almış olduğu hızı gösteren hız göstergesidir. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır? Hız sınırlarını aşmaları, kurallara uygun davranmaları, belirli aralıklarla mola vermeleri, araç kullanırken dikkatli olmaları demiş. Doğru cevap tabii ki hız sınırlarını aşmaları olacak. Bunu bilemeyeni gerçekten damdan aşağı itiyorlar arkadaşlar. Sonra da kaza süsü verip oradan uzaklaşıyorlar. Müge Anlı ama yine bulur. Karşıda da Müge Anlı açık bu arada. İnsanı ürkütüyor. Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır demiş. A110, 112, 155 ve 106, 156 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız B şıkkı 112 olacak. Arkadaşlar artık biliyorsunuz tüm numaralar 112'de birleştirildi. Ve polis, ambulans her ne varsa artık 112 aradığınız zaman taktiğe ulaşıyorsunuz. Onlar ihtiyaca göre diğerlerini yönlendiriyorlar. Bir aracın yolcu bindirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne ad verilir demiş. Durma, bekleme, duraklama, park etme şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız duraklama olacak arkadaşlar. Burada durma ile bunu karıştıran arkadaşlarım. Durma zorunlu hallerde durma ile olur. Nasıl mesela? Kırmızı ışıkta durmanız, polis tarafından durdurulmanız, kaza nedeniyle durmanız, yolun kapalı olması sebebiyle durmanız, bunlar durmanız. Duraklama ise kendi isteğinizle olan bir şeydir. Canınız sıkıldı, köşeye çektiniz, durdunuz. Abdest aldınız, durdunuz. Ondan sonracım yük indirip bindirdiniz, yolcu indirip bindirdiniz. Bunların hepsi duraklamaya girer. Park etme ise 5 dakikada uzun süreyle aracınızı durdurmaya denilir. Bunu da buradan söylemiş olalım. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir demiş. Eğer var ya 2 ile 2 nokta çarpı ile izleyen varsa bu söylediklerinde hiçbir şey anlamamış olabilir. Biraz yavaşlatmanız gerekecek arkadaşlar burada. Karının yaralanmalarında, bacak yaralanmalarında, göğüs yaralanmalarında, omurga yaralanmalarında. Doğru cevap D şıkkı. Eğer arkadaşlar bir kişi omurgalı bölgesinden yaralandığından şüpheleniyorsa, boyun travması varsa, bu kişinin baş boyun gövde ekseninin dik bir biçimde tutularak taşınması gerekir. Omurga yaralanmalarında dikkat etmemiz gereken şeylerdendir arkadaşlar. Eğer düz taşımazsanız kişinin zedelendiği yerden itibaren felç olma olasılığı yüksektir. Haritada gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? Uluslararası yol, devlet yolu, demir yolu, otoyol demiş. Doğru cevap uluslararası yol olacak arkadaşlar. E90 işareti. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza farların yanmamasına sebep olur? Bujilerdeki, dispiratördeki, far anahtarındaki ve endüksiyon bobinindeki demiş. Doğru cevap far anahtarındaki veyahut da ilgili tabi burada vermemiş ama ilgili sigortayı kontrol etmeniz gerekir. Bujiler bizim aracımızda ateşlemeyi yapar biliyorsunuz. Dispiratör bujilerin sırasıyla ateşlemesi için her bujiye sırasıyla elektrik gönderir. Endüksiyon bobini ise bizim motorumuzdaki elektrik akımını yükselterek bujilerin sağlıklı bir ateşleme yapmasını sağlar. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir demiş. Işıklara 50 metre kaldığını, asgari en az hız sınırının 50 olduğunu, azami en yüksek hız sınırını, öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmamasını demiş. Doğru cevabımız C şık olacak. Azami yani en yüksek yapılabilecek olan hızın 50 kilometre olduğunu bize bildiriyor. Genelde böyle durumlarda ileride bir kavşak olma ihtimali yüksektir. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir demiş. Yine bizim editör şıkkın bir tanesini yemiş. Afiyet olsun diyorum kendisine. Bakalım doğru cevap buradaysa öyle işaretleyeceğiz artık. Yöntemdir demiş. Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi, kanayan yere en yakın noktaya basınç uygulanması,
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması demiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Eğer böyle bir durum varsa kanayan yere en yakın noktaya basınç noktası veyahut da basınç uygulanması ya da turnike uygulanması, zaten turnikede de basınç uyguluyorsunuz arkadaşlar, yapılması gerekir. Kesinlikle sıcak uygulama yapmayın. Kanamayı ne yaparsınız? Arttırırsınız arkadaşlar. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağı inecek şekilde kalp bası uygulanır demiş. Yetişkinlerde 2, bebeklerde 1, yetişkinlerde 3, bebeklerde 2, yetişkinlerde 5, bebeklerde 4, yetişkinlerde 7, bebeklerde 6 şıklarda verilmiş. Doğru cevap C şıkkı, 5'e 4 olacak arkadaşlar. Eğer arkadaşlar şıklarda bunlar yoksa bunlara en yakın olan sayıyı atabilirsiniz. Mesela 4 yoktur, 3 vardır. Karşıda da 5 yoktur, 4 vardır. En yakın bunlar vardır. Bunu atabilirsiniz. Onun haricinde yani genelde bu prosedür uygulanır. Hangi durumda yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir demiş. Turnike uygulanan, ayağında çıkık olan, solunum zorluğu çeken, birinci derecede yanığı olan demiş. Arkadaşlar eğer turnike uyguladıysanız bu adamın sıkıntısını bir nebze olsun hafifletmişsiniz demektir. Ama solunum zorluğu çeken bir kişinin derhal hastaneye götürülmesi lazım. Yoksa kendisi Azrail abi ile bir tanışma yaşayabilir. Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir demiş. Derinin soğuk ve nemli olması, kabız olması diyecekmişim. Nabızın düzenli ve dolgun olması, solunumun yüzeysel ve hızlı olması demiş. Doğru cevabımız 1 ve 3. Derinin soğuk ve nemli olması, solunumun yüzeysel ve hızlı olması olacak arkadaşlar. Zayıf nabız fakat hızlı kalp atışını görüyoruz yani arkadaşlar. Şekildeki durumda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Yaya geçidine kadar durması, yaya geçidine uygun mesafede durması, yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi, yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Yayayı ikaz ederek hızlandırmasını istemesi yanlıştır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çoğu zaman yavaş diyorsunuz ama hızlandığım zaman da beni tutabilecek olana aşk olsun. Tek düşmanım Ferrari'min diyorum artık, ne diyeyim, öyle bir şey oluyor. Evet. Araç flaşörleri yanık olarak uzun süre park halinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir demiş. Akünün boşalması, benzinin bitmesi, fren balatalarının aşınması, lastik hava basıncının düşmesi demiş. Doğru cevap A şıkkı, akü boşalacaktır arkadaşlar. Bunu Sağır Sultan'a sorsanız o bile bilir. Şekildeki karayoluna ne ad verilir demiş. Tali yol, geçiş yolu, bağlantı yolu, bölünmüş yol demiş. Doğru cevap D şıkkı, bölünmüş yol olacak arkadaşlar. Bunu nereden anladım? Bakın ortada iki tane çizgi var. Bakın bu iki devamlı çizgi aslında buranın bölünmüş yol olduğunu bizlere bildiriyor. Kazazede nağız bölgesinde bir cam parçası ya da aynaya yaklaştırarak buharların buharlanmadığına bakılması, bak, dinlet, hisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir demiş. Doğru cevap, bakmaya bile gerek yok. Bak olacak, A şıkkı olacak arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır? Sağa dönüşü, sola dönüşü, U dönüşünü, park etmeyi demiş. Doğru cevabımız A şıkkı, sağa dönüşü yasaklamaktadır. Genelde o yöne giderseniz ters yöndür arkadaşlar. Kamyon çekici otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtları kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarda saklanmak zorundadır demiş. A 1 ay, B 3 ay, 6 ay ve 1 yıl verilmiş. Bunu bizzat kamyoncu abimize sorduk. Doğru cevap A şıkkı olacak arkadaşlar. 1 ay beklenmesi gerekir. Takografın ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için uyuma veyahut da dinlenme süresi de diyebiliriz. Bunların takibi, hız takibi için kullanılan bir cihazdır. Bu cihaza ehliyetinizi takarsınız ve yol süresince bunları takip eder cihaz. Eğer bunların aşımı varsa kontrol noktasında çıktı alınarak bunun takibatı yapılır. Gerekli damacana su ikramı da burada yapılır. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur? Fren balatalarının aşınması, karter contasının yırtılması, hava filtresinin kirlenmesi, rot ayarının bozulması. B şıkkı olacak, karter contasının yırtılması olacak arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir demiş. Traktör park alanı, traktör çıkabileceği, traktörün giremeyeceği, sadece traktörün girebileceği demiş. Evet, D şıkkını işaretleyenler yanlış işaretledi. Çünkü C olacak arkadaşlar. Genelde otoyol girişlerinde bunu görürüz.
Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinin ilk önce hangi organ hücrelerini olumsuz etkilediği söylenebilir demiş. Kalp, böbrek, beyin ve akciğer verilmiş. Arkadaşlar C şıkkı beyin olacak. Neden? İlk defa arkadaşlar beyinden yiyoruz zaten biz onu. Morut sıçınlar vesaire cart curt. Doğru cevap C şıkkı olacak. Burada son buluyor. Umarım faydalı video olmuştur. Bu sefer biraz hızlı çektim çünkü acile yetişmem lazım arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoyu heyecanla bekleyin çünkü bomba gibi bir video hazırlayacağım. Ve bazı hazırlıklarımız var. Sizin için sürpriz olacak inşallah. Onları da gördüğünüz zaman sevineceğinize inanıyorum.